Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda tor nedir diye soran arkadaşlar için tor çekimi yapmıştım. Şimdi bu videomda düz nedir diye soran arkadaşlar için yapıyorum. Daha doğrusu örgüye yeni başlayan arkadaşlar için yapıyorum. Her zamanki gibi ipimizi alalım. Şişimize bu şekilde başlangıç bölümünü yapalım. Bir miktar ilmek aldıktan sonra alalım ilmeklerimizi. Sayı önemli değil. Çünkü bu videomuzda sadece düz nasıl yapılır onu yapacağız. Bu başlama tekniği de, ilmek alma tekniği de kişiye göre değişiyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizinki başlama tekniğiniz daha farklı olabilir. Ama fark eden bir şey olmuyor. Sonuçta ilmeklerimiz alınmış oluyor. Sanırım bu kadar yeterli. İlmeklerimizi aldıktan sonra diğer şişimizi de alarak yapmaya başlayalım. Yine ilk olarak tor arkadan tor gittikten sonra şimdi öne geçtiğimizde atışlarımız fark edecek. Bunu gördüğünüz gibi arkadan sürekli böyle gidecek. Bir sıra tor yaptım ve öne geçtikten sonra kenar ilmeğimi alarak önden şişimi sokarak ilmeğime ve arkadan dolayarak gördüğünüz gibi önden. Bu düz oluyor. Arkadan tor, önden düz. Atışlarımız farklı. Şimdiki yaptığım düz. Düz dediğimiz bu. Şişime sokarak İpimi de dolayarak gördüğünüz gibi çıkarmış oldum. Tekrar yine önden bu şekilde yapalım. Düz. Düzümüz bu. Kenara geldiğimizde ilmeğimizi alarak kenar ilmeğimizi yine örelim. Yine arkaya geçtik. Arkada dediğim gibi tor. Torumuz bu arkadaşlar. Arkadan tor.
yaparak önden atışlarımız farklı. Arkadan bu şekilde yapalım ve öne böyle tor yaptığımız için öne aynı şekilde düşüyor. Yine düz düşüyor. Arkadan tor yaptığımız için sürekli ilmeklerimizi bu şekilde tor yapalım. Bu sefer ilmeğimize ne yaptık? Şişimize düz sokmuş olduk. Düz sokarak ipimizi başından dolayarak şişimizin ve ilmeğimizin içinden geçirelim. Tor. Tor yapalım. Bu torlarımız önden düz düşmüş oldu. Yine öne geçtikten sonra kenar ilmeğimizi örerek bu sefer atışlarımız fark ediyor. Şişimizi alarak ve gördüğünüz gibi önden sokarak şişimizi ilmeğimizin üstüne ne yaptık? Şişimizi ve ilmeğimizin arasından ipimizi sokarak şişimizi geçirmiş olduk. Şu anda düz yapmış olduk. Arkadan tor, önden düz. Arkadan tor yaptığımız için önden de aynı şekilde düşmüş oluyor. Ama önden atışlarımız farklı. Bu düz. Yapış şeklimiz düz. Gördüğünüz gibi. Düzlerimiz bu şekilde. Önden sokarak ilmeğimizi ipimizi dolayarak çıkaralım. Düzümüzü de yaptık. Tekrar arkaya geçelim. Arkada atışlarımız tor olacak. Tor yaptığımız için yine öne bu şekilde düşmüş oluyor. Arkamız sadece tor olmak şartıyla. Gördüğünüz gibi arkası tamamen tor yaptığımız için öne düz düşmüş oluyor. Yine arkaya geçelim. Yine arkadan inşallah torumuzu öğrendik. Tor yaptığımız için hepsini önden düz düşmüş oluyor. Şu anda ben tor yapıyorum. Torlarımızı bu şekilde ördükten sonra kenar ilmeğimizi de alalım. Burası örgümüzün arkası. Tor dediğimiz. Torumuz bu. Ama sürekli arkadan tor yaptığımız için öne düz düşmüş oluyor. Önden de düz yapacağız. Atışlarımız önden farklı, arkadan farklı, arkadan tor ve önden düz. Şu anda yaptığım benim düz. Arkadan tor ördüğüm için, hepsini tor ördüğüm için öne düz düştü ve düzümü de önden
şişime alarak ilmeğimi, ipimi dolayarak yavaş da yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde düzlerimizi yapalım. Düz dediğimiz bu. Arkadan da hepsini tor yaptığımız için öne bu şekilde düşüyor. Gördüğünüz gibi. Arkadan tor, önden düz. Arkası tor. Sürekli tor yaptığımız için yine fark eden bir şey olmuyor. Öne düz düşmüş oluyor. Şimdi yine arkadan da yine bir sıra daha göstermek istiyorum. Bu torumuzu bu şekilde yaptığımız için hepsini önden hiç farklı bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi hepsi önden düz olmuş oluyor. Arkadan tor yaptığımız için hepsini her sırada tor yaptığımız için. Torlarımız bu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi torlarımızı yapalım. Düzümüzü yapabilmek için arkadan hepsini tor yapalım. Önden de atışlarımız yine aynı şekilde devam etsin. Kenar ilmeğimizi örerek atışlarımızı yine torla düz atışları tabii ki farklı. Farklı. Şimdi sadece önden ilmeğimi şişimle alarak ipimi dolamış oluyorum. Bu düz yapma şekli. Gördüğünüz gibi düz taraftayız şimdi. Düz ve ön tarafındayız modelimizin. Daha doğrusu model demeyelim de düz yapma tekniği diyelim. Arkadaşlar düz nedir, tor nedir diye sormuşlar. Bir önceki videomda toru gösterdim. Şu anda da düzümü yapıyorum. Düzümüz önden yine yapış şeklini gösterdim. Sürekli aynı şekilde gitmesi için bu şekilde devam edelim. Arkadan tor gidecek, önden düz gidecek. Bu şekilde bir miktar daha örmek istiyorum. Anlaşılır olsun diye. Düzümüzü biraz daha kendini göstersin diye biraz daha yapalım. Düzümüz önden. Gördüğünüz gibi atışlarımız bu şekilde. Önden alarak ilmeğimize alarak önden ipimizi dolayarak içinden çıkaralım. Düz yüzüne. Düzümüz bu. Tekrar arkadan sürekli tor yaptığımız için öne de aynı şekilde düşüyor. Şu
değişmesi lazım daha doğrusu. İşte farklı bir şey yapmadığımız için önde de arkada da atışlarımız bu tur. Tabii ki atışlarımız önle farklı ama sürekli arkada tur yaptığımız için aynı şekilde düşmüş oluyor örgümüz. Tur dediğimiz bu. Alarak ilmeğimizi tur. Turumuzu bu şekilde yaparak öne geçelim. Bu arkadan tur yaptığımız için öne düz düşmüş oluyor örgümüz. Burası tor ve burası düz olmuş oluyor. Yine torumuzu yaptık ve öne geçtik. Arkadan tor yaptık ve öne düz yapacağımız için örgümüzü düz. Önden yine atışlarımız aynı. Atışlarımız aynı şekilde atalım. Şu anda düzümüzü yapalım. Düzümüzü de yapmış olduk. Düzümüz önden düz ve arkadan tor. Arkadan sürekli tor yaptığımız için öne de önden de sürekli düz dediğimiz örgü örme tekniği soran arkadaşlar için düzümüz bu. Tor dediğimizde bir önceki videomda gösterdim. Aynı zamanda düzümüzü yapabilmek için arkadan aynı şekilde torlarımızda örmüş olduk. Tor ördüğümüz için sürekli arkadan ve aynı şekilde öne de düz düşmüş oldu. Gördüğünüz arkadaşlar düzümüz bu. Yeni örgüye başlayan arkadaşlar için, soran arkadaşlar için bu videomu çektim. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.